işte o şekilde. محمد طه ياسين وسلام على المرسلين siz önce gittiniz biz de arkanızdan geleceğiz. Tekrar böyle bir çalkalanıyor insan hayatı. Tekrar bir düzen, yeni bir düzen kurmaya çalışıyorsun. Ama oluyor. Nasıl desem, bazı insanlar soruyor, nasıl bu işi nereden buluyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz, aileniz bayağı çabuk toparlandı falan. Bunu biraz anlatmak zor da kısaca söylesem, insan olarak çok duygusalız. İnsanlar genelde zaten duygusal. Verdiğimiz kararlar, yaptığımız her şey genelde duygusal olur. Mustafa ile beraber büyüdüğümüz için bazı konuşma tarzımız, kullandığımız kelimeler falan çok benziyormuş. Bu durumda da bana
bazı, yani bazı demeyeyim, çok şeyleri bana sormayı seviyorlar. Çünkü babalarının anlattığı gibi geliyormuş onlara. Böyle bir rahatlık var. Ama ne de olsa ne kadar daha çok insan ilgilenirse çocuklarla o daha kolay. Yani bir tek başına yetiştirmek ayrı, 2, 3, 4, 5 kişinin yetiştirmesi ayrı. Çocuklar bir huzur veriyor, bir rahatlık veriyor. Yani her şeyi açık anlatıyoruz. Çok üzücü bir durummuş gibi konuşmuyoruz babaların ölümüyle. Yani ölümüyle ilgili bir şey anlatırken. Mesela yani onu ölümü korkunç bir şey bilmesinler diye. Yani etraflarında büyüdükçe başka insanların öldüklerini duydukları zaman fazla eziklik hissetmesinler diye onu normal bir konu gibi konuşuyoruz. Kendilerine güvenir. O yüzden kızlar da ufaklıklar da çok güveniyorlar. Çok güçlüler. Bütüşe inanılmaz. İnanılmaz güçlü bir kadın. Çok zeki, çok güçlü. Çok iyi bir anne. Çok güzel bir şekilde konuşuyor. Her şeyi anlatıyor. Yani her şey sanki abim iş için bir yerlere gitti. Yani evin hali öyle. Ve öyle olması için de her şeyi yapıyoruz. Yani bir iş için yurt dışına çıktı. Gittiği zamanlar nasılsa evin hali aynı o şekilde devam ediyor. Konuşuyoruz, anlatıyoruz. Aydın mesela küçük, en son gelen. Babasının fotoğrafını çok gösteririm. Gösterdiğim zaman baba der. Onu yani her zaman nasıl hatırladığımı bilmiyorum fakat hatırlıyorum desin diye. Yani o şekilde büyüyecek. Onu anlat. Bir sürü zaten fotoğraflar var, videolar var. Onları da hepsini izleteceğiz, izlettireceğiz ki tanısınlar, sesini duysunlar, mimiklerini görsünler. Nasıl gülüyor. Yani her şeyin yürümesi, her şey yine çok şükür abim başarılı olduğu için çok televizyonda çıktı, gazetelerde çıktı, tatillerde çekilen videolar falan var. İş hayatında nasıl hareket ediyor, nasıl konuşuyordu, tatilde aile arasında nasıldı. Yani her yönünü tanıyacaklar. Unutmamaları için de her şey yapıyoruz. Burada çok az bir kalabalık var. Yani Mustafa İlhan gibi isim için ne bileyim unutulmaması gereken bir gün olması gerekiyordu. 23 Ekim tarihinin kalabalığın ağzını niye bağlıyorsunuz? Unutmayalım ki hafta arası. Maalesef herkes çalışması gerekiyor. Çok çalışanlar var ve erken saatte gelenler var, geç saatte gelenler var. Biz bu saatte geldik fakat ben gelmeden önce gelenler vardı. Sonra da gelenler olabilir. Cumartesi günü mevlid okutuyoruz Broadmeraz Camisi'nde. Oraya da gelenler olur. Yani hafta arası herkes çalışıyor, okula gidiyor, ev hanımları var, bayanlar var, gelemeyenler var, arabası olmayan. Fakat en önemlisi nerede olursan ol, dua duadır. Dua etmek isteyenler evine de dua derler. Arabada giderken de dua derler. Mezar başında olması şart değil. Son mesajınız var mıdır? Mustafa abi bu şu an burada olsaydı ya da bir tatilde olsaydı ne derdiniz ona şu an? Bir önce kavuşmak istediğinizi söylerdiniz yoksa ne demek isterdiniz? Son mesajınız. Yani son bir an konuşabilseydim. Son bir an konuşabilseydiniz. Zaten son konuştuğumda seni seviyorum demiştim abime. Ve son telefondaki olan mesajda birbirimize iyi geceler seni, I love you abim. Abim de bana, ben de I love you too abim yazdı. Yani ondan daha güzel bir son mesaj olamaz. Tekrar bir iki dakikalık bir konuşmamız olmuş olsaydı bugün, tekrar onun ne kadar sevdiğimi söylerdim ve çocuklar hiç merak etme, hepimize emanet.